bayramlarda babasının kendisine yeni ayakkabı almadığını, çünkü etrafındaki çocukların yeni ayakkabı alamadığı için bunu bir Anadolu kültürü olarak söylerdi. Bu paylaşımdan hareket ederdi. Olanın olmayana, bilinin bilmeyene borcu var derdi. Bu bir Anadolu kültürü derdi. Eğer bir barış gelecekse dünyaya, Anadolu kültüründen ve topraktan gelecek derdi. Neden? Çünkü bizim bugün toprağa yaptığımıza bakarsak toprağın bize hiçbir şey sunmaması lazım. Ama üzerinde yaşadığı bütün canlarla beraber insanların da doğrudan yaşamı toprağa bağlı. Erozyonla yok ediyoruz onu. Kirleticiler atıyoruz, yanlış kullanıyoruz, tuzlanmalara sebebiyet veriyoruz, üzerini betonlarla ve asfaltlarla örtüyoruz. Buna rağmen, bütün bu yaptıklarımıza rağmen, Aşık Veysel'in dediği gibi tırmıklamamıza rağmen, kazmamıza rağmen o bize bereket ve ürün veriyor. O bunun peşindeydi. O çok iyi bir Atatürk genciydi bana göre. Onun izinden giderdi. Atatürk'ün Ankara'da kesilen ağacı arkasından döktüğü gözyaşıyı şurada hissettiğini biliyorum ben. O hisle beraber ormanların ve ağaçların korunmasına, ağaçların önemini anlatmaya çalıştı. O Atatürk'ün Ankara'da neredeyse çöl koşullarında, çorak arazi koşullarında kurduğu Atatürk çiftliğinden örnek alarak bu ülke daha be yemyeşil olsun, dağlarında çiçekler açsın her tarafında, erozyonla topraklar kaybolmasının derdindeydi.